Anlat Bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Şu an sizlere Didim Altınkum'dan sesleniyoruz. Tam da bir lezzet noktayız aslında. Neden mi diyeceksiniz? Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma. Fakat burada tam da bu lokasyonda, bu noktada yiyeceğimiz dondurmayı dünyanın, Türkiye'nin hiçbir yerinde yiyemeyeceksiniz diyoruz. Neden mi efendim? Lezzeti doğallığından ve keçi sütünden geliyor. Ama bunlarla ilgili tüm detayları bize Tekin Usta, namı değer Tekin Usta, Tekin Ekiz verecek efendim. Önce kendisini dinliyoruz. Daha sonra da bu lezzet noktasında mutfakta neler pişiyor sizler için görüyoruz. Buyurun izliyoruz. Şimdi Tekin Usta 40 yıldan beri bu mesleğin içerisinde. Biz bu olayın mutfağından geldiğimiz için lezzetin hangi damakta hangi lezzeti bulabileceğine karar noktasında çeşitli çalışmalarla ürünümüzü geliştirdik. Geliştirdiğimiz ürünün içerisindeki alınan sonuç bize şunu gösterdi ki ne? Keçi sütü ve doğal ürünlerin kullanılması bizim toplumumuz nezdinde de hem sağlık açısından da endemik pozisyonuna düşen keçi sütünü halkla buluşturmayı başaran bir firmayız. Keçi sütünün burada eczemiyeti çok önemlidir. Tabii ki meyveler de aynı keza olmak şartıyla. Ama kuru maddesi 13 üzerinde olan anne sütüne en yakın bir süt olarak keçi sütünün kullanılması bizim ürünlerimize ayrı bir değer katmaktadır. Şimdi dondurma deyince aklımıza Kahramanmaraş geliyor ki Kahramanmaraş'taki arkadaşlarımıza da buradan sevgiler olsun diyoruz. Sık sık gidiyoruz Anlat Bakalım Türkiye ekibi olarak. Şimdi dondurma deyince aklıma benim Kahramanmaraş geliyor. Neden? Sık sık orayı ziyaret ediyorum. Dondurmayı sık sık orada yiyorum ben. Burada öyle bir esinti var mı? Şimdi aslında bakarsanız ben de Kahramanmaraşlıyım. Yani dondurma kültürü bizim genlerimizde var. Bundan mütevelliti baz alırsak dondurmayı biz kendi halkımızın damak tadıyla özdeştiren bir iliz aslında. Yani diğer illerimize de kendine meşhur nasıl söyleyeyim bazı gıda ürünleri var. İşte Afyon'umuzdan tutun, Mersin'imizden tutun, Ankara'mızdan tutun, Doğu illerimizden her ilin kendine yöresel olarak bazı ürünleri var. Dondurma da bizim artık kültürel bir yapımız olmuştur il olarak. Tabii bu da endüstriye ayrı bir katkı sağlamıştır. Turizmde de biz şu an kendi dondurmamızı Türk turizminin tanıtımı için hem yurt içinde hem yurt dışında yani layıkıyla başarmak için mücadele ediyoruz ve bu mücadelede de her türlü devlet desteğinde alarak bürokratik olarak başaracağımızı daha iyi yere de geleceğimizi düşünüyorum yani. Ben biraz mütevazi davrandığınızı düşünüyorum. Çünkü biz kamera açılmadan önce biraz sizinle sohbet ettik ve orada aslında dondurmayı temsil ettiğinizi, bazı fuarlarda yaptığınız çalışmalardan bahsettiniz. Ben izleyicilerimiz için biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ya Türkiye, dünyanın genel farklı yerlerinde expolar düzenleniyor. Bu expolara katılıyoruz. En azından orada kendi temsil gücümüzü, dondurmamızın lezzeti bakımından diğer toplumlara da hitap edebilme sanatını göstermeye çalışıyoruz. Bu sebepten dolayıdır ki bir şekilde de bir turizm elçiliği yapıyoruz yani ülkemiz için. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz efendim sektörünüze verdiğiniz katkılardan ve desteklerden dolayı diyelim. Peki gelelim dondurmayı herkes bir farklı yapıyor. Su bazlı yapılan dondurmalar da var ama siz burada doğal keçi sütü ürünü kullanıyorsunuz. Kaç çeşit dondurma var? Öncelikle bunu sormak istiyorum ve bu dondurmalar doğal dedik ama her şeyin doğalı yerinde oluyor. Bunları nasıl bir araya toplayabiliyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi dondurma deyince akla sadece bizim ürettiğimiz anlamda değil, farklı anlamlarda da dondurmalar var piyasada. Yani kalitesine göre, işte maddiye alım, ekonomik pozisyonuna göre üretilen dondurmalarımız piyasada var. Ama bizim özelliğimiz 21 çeşit dondurmanın içerisinde olan özellik Türkiye'nin poporisini yansıtmakta. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinin ürünlerinden bizde dondurmalar mevcut. Bu sebepten dolayı diyorum ki bizim dondurma reyonumuzun içerisinde toplumsal uzlaşma sağlanmıştır. Tabii buna gelmek için de keçi sütünün halkımızın ulaşamadığı endemik pozisyonundaki aracılığımızı da unutmamak lazım. Tabii sadece olay sütle de bitmiyor. Bunun yanında doğal salepler. Yani Türkiye'nin 7 dağından topladığımız 7 karışık harman yaptığımız salebi kullanıyoruz biz bu dondurma. Sahlep olmazsa dondurma olmaz. Şimdi sahlep olmazsa dondurma olmaz, süt olmazsa, keçi süt olmazsa da dondurma olmaz. Yani dondurmanın olmazsa olmaz üçlüsü vardır. Bir tanesi süttür, bir tanesi saleptir, bir tanesi de hangi çeşit yapıyorsanız o meyvenin kendisidir. Bunun bir tanesini çıkartırsanız dondurma anlamını kaybeder. O sebepten mütevellit bu üçünü bir arada tutmak, harmanlamak lazım. Ama salep orkide dediğimiz 102 çeşitten bir tanesidir. Yani orkide çiçeğinden olan, lale de bunlardan bir tanesidir. Soğanlı bitkidir. Tabii salep de soğanlı bir bitkidir. Yani... Bunu bilmiyordum. Gerçekten izleyicilerimizle beraber şu an sizden öğrenmiş oldum. Tabii 102 çeşidinden bir tanesidir ama ilaç sanayinde antibiyotik yapımında bile kullanılan doğal bir antibiyotiktir salep. Tabii bağışıklık sistemini güçlendiren ve bundan binlerce yıl önce karı koca ilacı dediğimiz hastalanan, soğuk algınlığı olan çocuklara kaynatılarak içilen bir şifadır, yani bitkisidir salep. Öyle sıradan bir bitki değildir ve endemik pozisyondadır şu an. Yani yaklaşık 2000-3000 metre yüksekliklerde dağ salepleri dediğimiz sıfatıyla toplanılan saleplerin rekoltesi ve gücü yani tartışılmazdır sağlık konusunda. O sebepten dolayı bizim dondurmamızı öne çıkaran, kalsiyum değerini yükselten, keçi sütüyle birleşen, aynı zamanda aroması çok yüksek olan meyvelerle de karıştığı zaman işte doğal bir dondurmayı meydana getiriyor Tekin Usta. Tekin Usta, öncelikle sormak istiyorum. Madem dondurma dedik, dondurma deyince aklımıza yaz geliyor ama bu saydığınız besinleri de katarsak eğer, aslında kışın da yememiz bize şifa olmaz mı? Biraz sadece bir algı var. Dondurma yazın yenir. O algıyı nasıl yıkabiliriz? Aslında bizim toplumumuzda doğru bildiğimiz yanlışlar diye bir terim vardır, biliyor musunuz? Yani dondurmanın kışın yenmemesi konusundaki doğru bildiğimiz yanlıştır. Aslında dondurma, dünya geneline bakarsak, Avrupa ile Türkiye'mizi kıyaslarsak aslında kişi başına tüketilen dondurma miktarı Avrupa'ya ekseriyeten ve bizim elimizde Avrupa'ya göre, sorbelerine göre daha kaliteli dondurma olmasına rağmen kışın tüketimimiz maalesef çok az. Tabii bu biraz önceki dediğimiz algıdan kaynaklanıyor. Yani dondurma yazı, hayır efendim. Dondurma 12 ay boyunca yenilebilir. Sadece bunun soğukluk derecesini ayarlamamız lazım. Yazın mesela eksi 15'te yediğimiz dondurmayı kışın eksi 2, eksi 3 derecede, yani firik tabir ettiğimiz mama vari pozisyonda yememiz lazım. Önemli olan dondurmayı yemek değil bizim dondurmamızda. Onun içerisindeki değerleri vücuda katıp bağışıklık sistemini güçlendirebilmek önemli olan. Ama ustam, herkes sizin gibi gerçekten kaliteli malzeme, gerçek keçi sütü ya da doğal bizzat bitkinin kendisini kullanarak yapmıyor ki. Buna ne diyorsunuz? Şimdi ben ona şöyle bakıyorum, suçlayıcı babında değil de daha çok imkanlarla ilgili bir şey. Mesela bizim kendi sistemimiz içerisinde olan bütün dükkanlarımız, çiftliğimiz, üretimimiz ve sunumumuz komplike bir iş. Tamamıyla biz bunu kendi imkanlarımızla komplike bir iş yaptığımız için yerel bir bölgedeki bir üreticiyle kendimizi kıyas etmemiz zaten ona haksızlık olur. Ondan mütevellit çalışan 1400'ün üzerinde insanımızla beraberiz, biz tam bir ekibiz. Bu bir ekip işi ve dondurma bizim hayatımız. Dondurma bizim aşkımız ya. Yani nefesimiz diyelim. Çünkü bu kültür bize ait ve bu kültürü yaşatmak için ve keçi sütüyle yaşatmak için, sağlıklı bir şekilde halkımıza ulaştırabilmek için, çocuklarımızı obez etmeden, kalsiyum değerlerini vererek, kemiklerini çocuk yaşta güçlendirerek daha iyi bir sağlıklı toplum yetiştirebilmek için güzel bir ürün üretmek zorundayız. Biz kendi yemediğimizi asla diğer çocuklar yer mi? Çünkü o çocuklar diğer çocuklar değil, onlar da bizim çocuklarımız. Onlar bizim geleceğimiz. O sebepten mütevellit insanlar bir şeyi üretirken nereye gideceğini, hangi şartlar altında ne sonuçlar alınabileceğini çok iyi hesap etmeli. Onun için diyoruz ki ne? Kendi yemediğimizi diğerlerine yedirmeyelim. Kaliteli ürün çıkartalım, sağlıklı bir nesil kazanalım. Çok teşekkür ediyoruz biz verdiğiniz bilgiler için gerçekten. Peki büyüme yolunda hedeflerinizden biraz bahsedelim. Şu an nerelerde varsınız? İnsanlar size nasıl ulaşıyor? Mesela İstanbul'da yoksunuz. Biz İstanbul'dayız ama İstanbul'da yoksunuz. Didim'e gelen yiyecek Bursa'da mı var? Başka nerelerde var yiyeceğiniz? Şimdi en son Bursa'yı açtık. Haziran itibariyle bu yıl. Adres vermek istersem Nilüfer'de. Tanır Kışları bulvarındayız. Pandemiden önce yapmıştık orayı. İyi ki de yapmışız. Bursa halkı bizi çok seviyor. Tatil zamanlarında geldikleri zaman çok baskı yapıyorlardı Bursa'da neden olmadığımıza dair. Bu sene Bursa'yı da açtık. 75 şubemiz var. Genelde bütün Ege'deyiz. İstanbul İstanbul'u da düşünmüyor değiliz. Aslında şimdi biz bölgesel ve yerel bir firmayız. Tabii İstanbul'da bir yeriniz olduğu zaman ulusal bir firma alıyorsunuz. Onun getirdiği yükümlülükler, zorlukları da biz hesap etmeliyiz. Franchise veriyor musunuz? Hayır, franchising'i kesinlikle vermiyoruz. Genç yatırımcılar buradan o zaman özür diliyoruz genç yatırımcılar. Şimdi franchising'i vermememizin çok farklı nedenleri var. Şimdi bir defa franchising'i alan işletmecinin bu konuda profesyonel olması lazım. Şimdi kamusal alanda çalışmış, farklı işlerde, birimlerde çalışmış, elinde sermayesi olan her parayı getiren insana biz franchising verecek olsak elimizdeki ürünün müşteriyle yetişmesi konusunda sıkıntılar yaşarız. Çünkü o ürünü korumak lazım. Ürünü sadece satmak için değil, ürünü koruyarak insanlarla buluşturmak sağlıklı bir şekilde lazım. Onun için bir profesyonel eğitim ve altyapı gerekiyor. Yani biz parası olan insan, çok insanlar geldi. Yani nazikçe reddettik onları. Reddederken de bu açılımları söyleyerek reddettik, kırmadan. Yani şimdi bir kasaba manavlık yaptıramazsınız. Bir şoföre bir uçak kullandıramazsınız. Bu meslek çok meşakkatli ve inceliği olan bir meslek. Nihayetinde süt işliyoruz. Süt demek her türlü bakteriyel ve hastalık pozisyonunu, frigorifik zinciri kırıldığı an etkinleşir. O sebepten mütevellit buna çok iyi dikkat etmek lazım. Bir dondurma deyip geçmeyelim. Dondurma çok önemli bir gıdadır. Çok iyi bir besleyicidir. Çok iyi bir yaratıcılık, zihin açıcılığı özelliği vardır. Aynı zamanda bizim 21 çeşit dondurmamızın içerisinde 6 çeşit dondurma dünyada sadece bizde var. Mucitkarı benim. Hangileri efendim bunlar? Mesela bizde Datça bal bademimiz var. Aynı zamanda afrodizyak bir dondurmadır. Datça'nın diken kekik balından yapılıyor ve ak bademinden yapılıyor. Keçi sütü ve salep de karışınca tutabilene aşk olsun yani şimdi. Bunun yanında Aydın incirli cevizimiz var. Bu da dünyada sadece bizde var. Aydın'ın taze incirlerinden ve cevizlerinden yapılan, yine salepli keçi sütüyle karışmış çok güzel bir lezzet. Tam bir enerji deposu. Hele ki pandemi sonrası gerçekten bağışıklık sistemimiz için. %100 katılıyorum. Zaten bizi bilen müşterilerimiz yanında bilmeyenleri de getiriyor ki bu zaman içerisinde. Ben de şunu tavsiye ediyorum. Gelen tatilcilerimiz olsun, müşterilerimiz olsun, bizi bilen bilmeyen bütün arkadaşlara şunu söylüyorum. 0-7 yaş grubunda çoğu çocuklara biz bedava dondurma veriyoruz. Çünkü 7 yaşında veriyoruz. Benim 7 yaşında verdiğim, dondurma verdiğim insanlar 25-30'lu yaşlarında eşleriyle geldiler. Daha sonra 40'lı yaşlarında torunlarıyla geldiler. Şu an bu kampanya hala geçerli mi? Duyuralım. Tabii zaten biliyor, bizi bilenler biliyor. 0-7 yaş grubunda annesiyle de gelmese, ebeveyniyle de gelmese, tezgahın önünde bulunması bir kilo dondurmayı alıp gitmesine vesiledir yani. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu şekilde bir sosyal sorumluluk diyebilirim aslında ben buna. Sosyal sorumluluğa giriyor çünkü. Öncelikle sektörünüze yaptığınız katkılardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak şu an bizleri izleyen Anlat Bakalım Türkiye izleyicilerimize ve gurbetçilerimize buradan neler söylemek istersiniz Tekin Usta? Vallahi gurbetçilerimize ve tatilcilerimize demek gerekiyorsa, dünyada eşi benzeri olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Kendi vücudumuzda kalbimiz neredeyse, Türkiye'nin dünya üzerinde jeopolitik olarak tam orada olduğunu söyleyebilirim. 1000 yıldan beri yaşadığımız bu topraklarda ve yaşayacağımız ilelebet bu topraklarda diyerek noktalamak istediğim, ülkemizi sevelim. Küçüklerimizi geleceğe subliminal mesajlar aldırmadan, kendi tabusal alanlarının dışarında yanlış eğitimlere sebebiyet vermeden bu Türkiye'yi daha temiz ve daha kültürel anlamda mirasçısı olarak çocuklarımıza bırakalım diyorum.